Merhaba hey arkadaşlar. Yine Kaan ben. Ee, önceki derste başladığımız canlıların ortak özelliklerini ikinci videomuzda da bitireceğiz. Umarım önceki derste anlaşılmayan bir nokta olmamıştır. Eğer olduysa da bunu yorumlarda belirtmenizi çok çok isterim sizden. Hadi gelin bakalım e, konumuza devam edelim. Şimdi önceki derste metabolizmada kalmıştık zaten. işaretlemişiz de. Metabolizma dediğimiz noktayı bence hepimiz az çok duymuşuzdur daha önce. İşte yürümek, su içmek metabolizmamıza faydalıdır vesaire ki bunlar zaten doğru olan şeyler. Peki metabolizma nedir? Bizim yani canlıların vücudunda hücrelerine gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tamamıdır. Tamamı. Ha yani ne demeye çalışıyorum bak. Ben. Benim vücuduma gerçekleşen protein sentezleri, ne bileyim işte enzim sentezleri, enzim reaksiyonları bunların hepsi metabolizma olarak adlandırılıyormuş. Aa demek ki çok geniş bir kapsama alanı var metabolizmanın. Metabolizma. Tüm faaliyetler demekmiş. Tüm faaliyetler. Peki, şimdi biz zaten bunu sonraki şeklimizi de açıklayacağız. Temel olarak ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Özümleme ve yadımlama. Şimdi diyeceksiniz ki bu isimler biraz kulağa yabancı, anabolizma ve katabolizma da öyle. Bunlar ne demekti? Şimdi şöyle düşünün. Özümleme ve yani özümleme ve yadımlama reaksiyonlarının ikiye ayrılmasının sebebi şu. Aslında yine biyolojinin her zaman ayırdığı gibi büyükten küçük, küçükten büyük oluşumu. Özümleme dediğim şey küçükten büyük oluşumudur. Yadımlama dediğimiz şey de yıkımdır. Yani büyükten küçük oluşumudur. Bu bahsettiğimiz nokta ne peki? Ben hemen açıklayayım. Şimdi aklımıza nasıl tutacağımızı da söyleyeceğim. Biz metabolizmada şu önce sentez tepkimelerini görüyoruz. Sentez tepkimeleri. Önceki derste söylemiştik hatırlar mısınız? Küçük moleküllerin birleşerek daha büyük moleküller oluşturduğu tepkimeler. Biz bunu görüyoruz. Peki nereden aklımıza kalacak ya anabolizma? Şimdi şu çok kas yapan yani yarışmalara katılan çok kaslı insanların vücutlarına kullandığı anabolik steroidler vardır arkadaşlar. Hani bu bir işte iğne veya ilaç şeklinde alabilir. Anabolik steroid kas yapar. Ha yapıcıdır. O steroid onu şişirir. O kası şişirir. Demek ki buradaki sentez dediğimiz olay buymuş. ATP enerjisi kullanılır yazılmış. Zaten biz bunu bundan bir sonraki konumuzda yani işte canlıların organik de göreceğiz. ATP enerjisi dehidrasyon sentezinde yani sentez tepkimelerinde zaten kullanılır. Özümlemeyi aldık. Sonraki tablomuzda detaylıca açıklayacağız zaten buraları. Yadımlamaya geldik ikinci. Büyük moleküllerin parçalanması demişiz. Ha, şimdi bu da tam tersi. Mesela siz beslendiniz, işte vücudunuza nişasta aldınız. Ha, ama nişasta bizim hücremize giremez. Okey, oraları konuşacağız. Büyük molekül var. Molekülü sizin sindirmeniz gerekiyor. Sindirmeniz. Sindirim sindirimden kastettiğim şey tüm işte mide falan aktivitesinden değil. Daha küçük parçaları getirmek zaten sindirim demektir. Bu yadımlama yani katabolizma da, katabolizma da bu ifadeyi karşılar. Yani büyük moleküllerin daha küçük moleküllere dönüşmesi. Hadi gelin örneklerle başlayalım. Özümleme yani anabolik faaliyetleri ilk örneğimiz. Fotosentezle besin üretilmesi. Peki fotosentezden denklemini yazalım. Çok bahsediyoruz fotosentezden. Biyolojinin biyoloji için çok çok önemli bir tepkimedir. Ben de yine çok havalı bulduğum tepkimelerden bir tanesidir. Buraya karbondioksit girer. Tepkimeyi denkleştirilmiş şekilde yazmıyorum. Aynı şekilde H2O girer. Açığa glikoz çıkar ve oksijen çıkar. Nasıl yani? Aşağı oksijen bu bizim soluduğumuz, oksijenin solunda yaptığımız oksijen mi? Evet millet, tam olarak o. Zaten bu cümleyi siz biliyorsunuz. Biz en küçük yaşlarımızdan itibaren sürekli olarak canlıların işte nefes alıp vermesine ağaçların saldığını öğrendik. Bu o demekmiş. Fotosentez reaksiyonlarının sonucunda atmosfere serbest oksijen karışıyormuş. Ve dikkatinizi çekmek istediğim nokta zaten burada şu. Bakın karbondioksit küçük bir molekül. H2O küçük bir molekül ve kocaman bir molekül oluşmuş. Bunun işte bir molünün ağırlığı 180 gramken h 2 ki 18 gram. Karbon dioksitin ki 18 tam yazamadım ama <laughs> karbon dioksitin ki de 44 gram. E hocam hani kütlenin korunumu falan denkleştirmediğimi söyledim. Ben mantık olarak söylüyorum. İki küçük molekülden bir tane kocaman molekül üretilmiş. O yüzden fotosentez özümlemedir, yapımdır, anabolizmadır. Anlaştık. Geldik protein sentezine. Çok çok önemli yine. Proteinin yapı taşlarını önceki derste de bahsetmiştim. Amino asit bunlar. Amino asitler bir araya gelerek, küçük küçük boncuklar bir araya gelerek uzun bir zincir oluşturuyorlar. Temel noktası bu. Protein sentezini herkes yapar mı hocam? Tabii ki herkes yapar. Hocam prokaryotlar mı yapar? Prokaryotlar yapar. Çünkü protein dediğimiz şey bizim işlevsel moleküllerimizdir. Bizim hayatta kalmamızı sağlayan moleküller zaten proteinlerdir. Proteinin kullanılmadığı, proteinin yapılmadığı bir şey düşünülemez. Okey. Lipid ne demek? Şimdi bu kelimeler bir iki ders sonra daha çok anlam kazanacaklar. Ama lipit arkadaşlar yağ demek. Nasıl hocam yani bizim orada burada Migros'ta satıldığını gördüğümüz şey mi? Hani işte o şişedeki yağlar, tereyağlar falan filan. Yani tamam onlar değil ama bahsettiğimiz lipid mol hücrelerimizin içinde bulunan bizim sentezleyebildiğimiz ya da yıkabildiğimiz lipidler. Okey. Nükleik asitler İşte bunu cidden her zaman bilmemiz gerekiyor. Yani biyoloji çalışıyorsak her zaman karşımıza bu çıkacak. DNA ve RNA. Şimdi not alan arkadaşlar vardır. Ekran görüntüsü alan arkadaşlar vardır. Mutlaka bir köşeye şunu not edin. Bu hocam yani nükleik asit neydi, nükleotit neydi, nasıl aklımıza tutacağız diye soruyorsanız bunların açılımı zaten. Deoksiribo nükleik asittir. Ribo nükleik asittir. Yani karışacak bir şey yok. İsminden geliyor. Nükleik asitler de daha önce söylediğimiz gibi yine genetik bilgimizi taşıyıp ee, i̇şte bizim özelliklerimizi dışarı doğru ifade etmemizi sağlayan moleküller. Okey anabolizm örneklerimizin hepsini konuştuk. Hadi gelin biraz da katabolizme konuşalım. Katabolizma, yadımlama yani yıkım. Az önce söylediğimiz gibi sindirim. Büyük bir molekülün daha küçük moleküllere dönmesi okey. Hocam oksijenli solunum neden şey oldu? Ee, yıkım gibi gözüktü Aslında bu tam olarak bir yıkım reaksiyonu mudur diye sorsanız yani Yıkım, reak yıkım reaksiyonu olduğu gibi Başka reaksiyon örneklerine de tabii ki Dahildir Buradaki olay mı? Glikozun Az önce yazmıştım ya şu glikozun formülünü İşin sonunda karbondioksite dönmesi. Bakın bu da büyükten küçülüyor ya O yüzden evet ya yadımlama sayılır Ağlık yadımlamayı da Fermentasyon. Bakalım ilk videomuzu izlemenler varsa fermentasyonu ilk videoda açıklamıştık. Bu yine solunum reaksiyonlarından bir tanesiydi. Oksijensiz solunum. Aynı şekilde. Umarım metabolizmada anabolizm ve katabolizmanın ne olduğunu iyice oturtmuşuzdur. Hadi gelin bakalım 8. ortak özelliğimiz. Homeostazi. Tabi bunu şey yaptığımız zaman şu kelimeyi direkt yazmamız lazım. İç denge. Bunu biraz konuşacağım çünkü biyolojinin geri kalan kısmını da çok ifade eden bir nokta. Tabii ilk cümleyi bir konuşalım. Kararlı bir iç ortam sağlanması. Kararlı bir iç ortam sağlanması. Peki, kastettiğimiz şey ne? Şimdi en anlaşılır örneklerle başlayalım. Diyelim ki siz spor salonuna yazıldınız. İşte kas yapıyorsunuz ya da kilo vermeye çalışıyorsunuz. Sizin tabii ki yapacağınız şey nedir? Aktivite göstermek. Koşu koşarsınız bu arkadaşımız, bu tatlı turunculu arkadaşımız gibi. Ya da mesela ağırlık çalışırsınız, fix çekersiniz, şınav çekersiniz. Vücudunuz zorlanır. Hocam zorlanmak ne demek? Biyoloji yapıyoruz bunlar ne kadar amiyane tabler ama zorlanır. Çünkü ben normalde şu an dururken mesela 50 kilo ağırlık kaldırmıyorum. Ya da kendi ağırlığımı kaldırmıyorum. O yüzden vücut zorlanır. Zorlandığı zaman bir reaksiyon verir. Hocam bu reaksiyon bizim gördüğümüz hani diğer o reaksiyon tam olarak aynı şey değil ama tabii ki benzer. Aynı mantıkla geliyorlar. Şimdi ben zorlandığım zaman vücut sıcaklığı yükselir. Vücut sıcaklığı yükselir. Vücut sıcaklığı yükselince bu benim işime gelmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü vücut sıcaklığının yükselmesi demek benim bazı aktivitelerimin tam olarak gerçekleşmemesi demek. Neyi kastediyorsunuz hocam? Ya i̇şte proteinlerin, proteinlerimin aktivitelerinin sentez tepkilerinin tam olarak gerçekleşmemesi demek. Vücut sıcaklığı artarsa bunu senin düşürmen gerekir dostum. O yüzden terlersin. Aa aslında terlersin. Terleme dediğimiz nokta şey miymiş yani vücut sıcaklığını düşürmek için? Geliştirdiğimiz bir mekanizmaymış. varmış, süper. Peki bu sadece bu tarz olaylarda mı? Hayır, her şeyde geçerlidir. Bir hücrenin içindeki pH değişiminin kontrolü, yine hücrenin kendi sıcaklığı, başka bir molekülün bulunması, tuzluluğu, bunların hepsi bir şekilde kontrol altına alınır. Tabii buradaki en en kaliteli örnek arkadaşlar bizim yine kendimizden. Şimdi ben sürekli insanı övüyormuşum gibi geliyor ama insan çok gelişmiş bir canlıdır. Hani ökaryotların da en gelişmiş kısmıdır. Birçok gelişim e, kuramına göre. O yüzden insandaki bazı mekanizmaların mükemmelle çok yaklaştığını en azından an itibariyle bunu söyleyebiliriz. O yüzden bizim için en güzel homoestezi örneklerimizden biri, en güzel denge örneklerimizden biri bizim kanımızdır millet. Bizim evet vücudumuzda dolaşan kan. Şimdi bu kanın bir çok kritik bir pH aralığı var. Hocam pH ne demek? Az önce de yazdığınız bir maddenin asit ya da baz olduğunu gösteren ifadeleri bu. Hocam biz bunu biliyoruz biliyoruz zaten diyenler de okey canım bilmiyorsunuz demedim herkes zaten biliyordu. Şimdi burada bizim kanımızın pH'in ortalama olarak 7,4 olduğu söylenir. Fark ettiyseniz nötrden biraz fazla hafif bazik. Tamam ne demeye çalışıyoruz yani bu öyle ince bir ayarda tutulur ki millet. 7.2'ye düştüğü zaman bizim ölümümüz anlamına gelir bu. Aynı şekilde 7.6'ya çıktığında da bizim ölümümüz anlamına gelir. O yüzden tam olarak 7.4'te tutmamız gerekir bunu. Yani işte 7.35, 45 aralığı belki de. Buraya çok yakın tutmamız gerekir. O yüzden homeostazi asla hafife alınması gereken bir kavram değil. Hatta oldukça da mühim bir kavram. Uyum, adaptasyon. Şimdi bu kesinlikle üzerine konuşulması gereken biyolojiyi tanıtacak olan e, şey ortak özelliklerimizden biri. Şimdi ilk olarak şu cümleyi direkt çizelim. Hayatta kalma, beslenme, üreme, yuva yapma gibi sonraki nesillere aktarılan canlının üreme şansını arttıran ya da hayatta kalma şansını arttıran özelliklerini biz adaptasyon deriz. Şimdi bu ne demek? Biz, ben az önce dedim ya insanlar çok gelişmiş canlılardır diye. Biz direkt bu şekilde olmadık. Biz hafifçe değiştik zamanla beraber. İşte ne bileyim eskiden dişlerimiz farklıydı. İşte apandistimin aktivitesi farklıydı. O su farklıydı. Bu su farklıydı. Gittikçe daha iyi bir noktaya geldik. Peki bu nasıl olur? Yani bir Hadi insan tamam çok gelişmiş bunu anlayabilir falan diye düşünüyorsunuz ama hayır bu herkes için geçerli. Ya mesela bu uyum dediğimiz şey o kadar kaliteli bir şeydir ki bizim sinirlerimizin çok büyük kısmını kafada toplamamız ve kafamızda vücudumuzun önünde olması bile bir adaptasyondur, bir uyumdur. Ha ne demeye çalışıyorum yani. Canlı için önemli olan iki tane şey vardır arkadaşlar. Bir tanesi üremedir. Bir tanesi hayatta kalmadır. Şimdi şeyi biliyorum zaten hani bunu hep ben de farkındayım. Biz insan olduğumuz için bu kadar kendimizi mekanik şeyler olarak görmeyi istemiyoruz ama biyoloji biliminin bakış açısına birazcık böyledir. Ya üremeye çalışırız ya da hayatta kalmaya çalışırız. Üremenin bizim için önemi nedir? Çok da spoiler vermiyorum şimdi birazdan üremeyi anlatacağım zaten ama bizim neslimiz devam eder. Ya bu neslimiz devam eder derken şeyi kastetmiyorum ama. Hani işte erkek bireyler, babalar işte erkek çocuk sahibi olmak Ondan bahsetmiyorum. Gerçekten genetik bilgini aktarıyorsun. ya Bu kadınlar erkek, kadınlar için de öyle erkekler için de öyle. Yani ben mesela bir çocuk sahibi olduğum zaman o çocuğun genetik takımının yarısı benden geliyor. Benim gerçekten yarım o çocuk oluyor. O yüzden neslimiz devam eder diyoruz. Benim yarım o çocuk oluyor derken hocam bir sürü şey var işte bir sürü insan var çocukları kendilerine benzemiyor. Yani bu da olabilir. Bununla alakalı bir sıkıntım yok demeye çalıştığım nokta bizim gen takımımızın kendine devam ettirebilmesi. Peki hayatta kalmadan kastettiğimiz şey ne? Şimdi biz aslında hayatta kalmayı çok görmüyoruz artık. Çünkü cidden çok geliştik. Hepimiz çok korunaklı evlerde yaşıyoruz. Çok korunaklı arabalara biniyoruz. Müthiş şeyler yapıyoruz falan. Ama eskiden bu iş bu kadar kolay değildi. Ya Mesela şöyle düşünün. Bir tane aslan olsun. Bir tane de işte geyik olsun. Klasik Türkiye'de çok izlenen belgeselin klasik konusu. Geyik bir yerde su içer, sonra kafasını kaldırır, sonra aslan arkadan koşmaya başlar falan. Şimdi burada karşılıklı olarak bir adaptasyon gerekli. Karşılıklı olarak bir gelişim gerekti. Neden? Çünkü eğer geyik hızlı koşamazsa ölür. E, tabii ölürse üreyemez vesaire de eğer koşamazsa cidden hayatta kalmaz. Eğer aslan da onu yakalayamazsa aç kalır ve ölür. Ha. Demeye çalıştığımız nokta neymiş demek kimler? Adaptasyon dediğimiz şey canlılık için en en önemli özelliklerden bir tanesi. Hadi gelin sonrakine geçelim. Organizasyon. Şimdi bu tabii ki yani canlıların ortak özelliği ama diğerleri gibi bir aktivite ifade eden bir şey değil. Buradaki nokta şöyle başlar. Ben klasik en efsane şeyi bir yazayım. Hücre. Bunları bu şekilde yanlarına yazmamın sebebi oklarla çıkarak güçleri anlatacağım. Organ. Şimdi bu canlılık hücreyle başlar diyoruz ya zaten. Şu noktadan itibaren olan kısım canlılık. Yani hücre. E bundan öncesine ne var hocam? Sizin aslında kimyadan vesaire bildiğiniz atomlar, moleküller vesaire var, organeller var. Hocam organeller canlı değil mi? Hı -hı, değil. Çünkü organeller aslında böyle bir fabrikanın alt kolu gibi olduğu için doğrudan hani bir canlılık özelliği ben ona yükleyemiyorum. O yüzden organeller canlı sayılmıyor. Ama hücreyle beraber canlılık başlıyor. Hücre doku organ sistem organizma. Peki Şimdi şunu mu diyeceğiz o zaman? Organizma canlıdır, işte doku değildir. Hayır, doku da canlıdır. Organ da canlıdır. Bunların hepsi cidden canlıdır. Çünkü bir organ dediğiniz şey sizin milyonlarca hücreden, onlarca yüzlerce dokudan oluşur. Anlaştık. Demek ki bu organizasyon bizim için bir önemi var. Hepimiz zaten hücrelerden oluşuyoruz. Bir hücreli olsak da hücreden oluşuyoruz. İnsan olsak, milyarlarca hücremiz olsa da hücreden oluşuyoruz. Hücreden organizmaya doğru gittikçe fark ettiyseniz canlılık büyüdü. Yani sadece özellik olarak değil yani fiziksel olarak da büyüdü. Özellikle olarak büyüdü derken hücrede göremediğim bazı şeyleri ben dokuda görebilirim özellikleri. Aynı şekilde organda da. Buna canlılık hiyerarşisi de denir. Hiyerarşi ne demek? Hani bu ast üst ilişkisi olur ya millet hani şey gibi işte. Ne bileyim askerdeki gibi ya da bir patron işte çalışan ilişkisinde olduğu gibi. Hücreden organizme doğru giderken görmediğim özellikleri görmeye başlarım. Organizma tabii ki biz oluyoruz. Hadi bakalım bir örneklerle başlayalım. Hücre örneği ne olabilir? Mesela epitel hücremiz örnek olabilir. Bizim işte dokumuzu kaplayan, üstümüzü kaplayan hücre türüdür. Bunu şu an bilmemize gerek yok. Doku aynı şekilde epitel doku örnek olarak verilebilir. Organa örnek vermek zorunda kalırsak tabii ki bir sürü şey söyleriz: Böbrek, dalak, kalp, beyin. Hepsi organdır. Sistemi de yine kendi üzerimizden örneklendirebiliriz. Mesela solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi. Bu da okey. Organizmaya gelelim. Organizma zaten bizim tüm varlığımız, tüm şablonumuz. Biz hepimiz organizmayız bu şekilde. Sistemlerin birleşmesiyle oluşuyoruz. Bir düşünsenize bizim vücudumuzda bile sadece üreme, solunum, boşaltım, sindirim, dolaşım, sinir bir sürü sistemimiz var. Organizasyon bu şekildeydi millet. Hadi gelin 11'e gidelim üreme. Şimdi bu gerçekten çok önemli. Şu cümle için canlıların neslinin devam etmesi üreme ile sağlanır. Peki hocam biz zaten bunu biliyoruz. Ama burada benim belirtmek istediğim temel nokta şu. Üreme hayatta kalmak için hayatta kalmak için mecburi değildir. Nasıl yani hocam? Aslında bir düşünürsek bunu kendimiz de yorumlayabiliriz. Nereden geliyor biliyor musunuz bunun mantığı? Mesela hepimizin çevresinde çocuk sahibi olmayı istemeyen çiftler var artık değil mi? Evleniyorlar ve diyorlar ki biz çocuk sahibi olmak istemiyoruz. Tamam. Ölmüyorlar bu olunca niye insan üzerine anlatıyorsunuz işte biz hani şey yapıyoruz hani yanlış anlama ihtimali doğuruyorsunuz vesaire diye düşünebilirsin ama canlılık ortaktır. O yüzden insanla anlayabildiğim şeylerin çoğu tüm canlılar için de geçerlidir. Çoğu altın çiziyorum. Şimdi mecburi değildir derken gerçekten insan hayatını kaybetmez ya da bir aslan çiftleşip yavru ortaya çıkaramadığı zaman ölmez. Ama bu aynı şey demek değildir. Bu sadece o bireyin hayatta kalmasıdır. Birey hayatta kalabilir da kalabilir. çocuğu olmayan çiftlerimiz de var tercihi olmadığı zaman. her mesela işte bir üreme sıkıntısıyla vesaire alakalı olarak. Çünkü bir hayatta kalabilir ama genetik bilgi aslında toprağa karışmış oluyor. Yani benim genetik bilgim tamam mı? Kaan'ın genetik bilgisi toprak oluyor. Artık o aktarılmaya bırakıyor. O yüzden üreme canlıların ortak özeldir. Mecburi olmasa da genelde tercih edilir. Çünkü bu bir şekilde hani soyumuzun devam etmesini sağlar. Anlaştık. Peki burada niye iki tane farklı tür var? Bir eşeysiz üreme, bir eş diğeri de eşeyli üreme. Bunların arasındaki fark aslında yine gelişmiş gelişmemiş farkına doğru gidiyor. Bunun en temel noktası arkadaşlar genetik çeşitliliktir. Şimdi bu eşeyli üremede kesinlikle vardır genetik çeşitlilik. Kastettiğim şey de şu. Şimdi ben Anne babama benzemiyor. Benim çocuklarım da bana benzemiyorlar. Yani tamam, Andran vardır, belki bazıları çok benziyordur. Ama biz genetik olarak çeşitliyiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim biz zaten farklı yerlerden alıyoruz genetik bilgimizi. Hani bir kadından ve bir e, erkekten. Sonra onlar kendi aralarında değişiyorlar, crossing overlar oluyor falan filan. Eşeğli üreme o yüzden başka bir farklı bir kalıtsal özellik oluşumunu götürür beni. Ama eşeğsiz üreme öyle değil. Eşeğsiz yüreğide tam olarak aynıdır. Aynı kalıtsal özellikler gör, gözükür. O yüzden ben hani sanki eşeğsiz üreme gelişmemiş gibi, gelişmemiş canlılarda üreme sağlar gibi söylüyorum. Ama şunu asla karıştırmayın. Zaten bunlar onun üst çok detaylı olarak anlatılıyor. Eşeğsiz üreme sadece şey değildir. Hani şey gelişmemiş tek hücreli canlılarda oluyor diye bir cümle söylemiyorum. Bizde de oluyor. Tüm gelişmiş canlılarda da oluyor. Ama üremeyi sağlamıyor. Üremeyi eşeğli üreme sağlıyor. Bunlar da böyle millet. Gelin şimdi son ortak özelliğimize gelelim. Büyüme ve gelişme. Şimdi burada zaten direkt bilgileri vermiş. Bunları vereceğiz. Büyüme ve gelişme dediğimiz nokta durdurulamaz bir şeydir. Ha neyi kastediyorum? Tüm canlılar arkadaşlar büyürler. Biz işte şeyde işte anne karnına düştüğümüz zaman birkaç tane hücreyiz. Hatta en başta bir hücreyiz. O hücrenin adı neydi? Evet söylediğinizi duyuyorum. Zigottu. İkiyen kromozomluydu falan. Neyse oraya girmeyelim. Ee, zigottan sonra mesela bu hale alıyoruz yani mesela benim boyum 1.96 zigotken bir hücreydim gözükmüyordum anladınız mı ama şimdi kocaman insan oldum hepimiz için bu geçerli tüm canlılar için de böyle geçerli peki hocam tek hücrelerde olay nasıl oluyor hadi ben sizin işte benim ya da insanların hücreler ee, zigottan organizmaya dönüşmesini idrak edebiliyorum peki tek hücrelerde olay nasıl oluyor o da şöyle hacim artışı hücrenin hacmi büyüyor Nasıl yani hücrenin Hücre ilk başta oluşuna böyle. Sonra böyle oluyor. Sonra böyle oluyor. Zaten böyle olduğu zaman bir sıkıntı olduğunu hissediyor hücre ve tekrar bölünüyor. Tekrar iki tane normal boyutta hücre oluşuyor. Tamam demek ki bunların büyümeleri bu şekilde. Gelişmeleri de bu şekilde. Peki insanın büyümesi nasıl olur? Bizim vücudumuzdaki büyüme hücre sayısının artmasıyla olur ve dokuların gelişmesiyle olur. Ama işin sonunda tüm canlılar tabii ki büyürler ve gelişirler. Evet size iyi bir haberim var. Konu altın kısmını bitirdik canlıların ortak özelliklerinin. Ama tabii ki e, sınav sistemimize iyice odaklanabilmek için birkaç tane soru çözmeden sizi bırakamam arkadaşlar. Hadi gelin bir 4-5 tane soru çözelim sonra bu dersimizi de bitirelim. Bir canlının yaşamını sürdürebilmesi için hangisini yapmasına gerek yoktur? Bakın bu soru kökü doğrudan şeyi anlatmıyor. İşte e, sen hani canlıların ortak özellikleri misin falan filan bunu sormuyor. Başka bir şey besin gereksinimini giderme. Beslenme yapmazsak ölürüz değil mi? Çünkü ATP elde edemeyiz. Peki oksijenli solunum ile ATP öğretme. Şimdi oksijenli solunum bir düşünelim. E hocam oksijenli solunum yapanlar da vardı. Başka yapanlar da vardı. Bir kalsın bu peki. Boşaltım yapma. Tamam canım biz zaten boşaltımı canlı ortak özelliklerinde gördük. Biz bakteri olsak da kocaman bir ayı olsak da vücudumuzda amonyaklı atık birikiyordu ve bunları atmamız gerekiyordu. O yüzden boşaltım kesin ortak özellik. Adana ve Ceyhan gitti. Enzim sentezleme. Şimdi enzim dediğimiz şey bizim protein. Hatta işlevsel olan proteinimizi de hatırlarsak. işlevsel protein vücudumuzda hücrelerimize gerçekleşen reaksiyonları enzimler yapıyordu. O yüzden deniz ışıkı kesinlikle doğru. Enzim olmazsa, protein sentezi olmazsa yandık bittik. Uyarılara tepki verme. Ha, şimdi bak bu arada kalınabilecek bir ışık belki. Ama siz konu anlatımını izleyip geldiğiniz için buraya uyarılara tepki vermenin ortak özellik olduğuna herkesin hücre boyutunda ya da organizma boyutunda bir reaksiyon mutlaka verdiğini biliyorsunuz. Cevabımız Bursa'ymış. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimiz. Uzun bir soru gibi. Önce okuyorum. Homeostazi kelime anlamıyla kararlı iç denge demektir. Ki zaten bunu kanuncu bize söyledi. Tüm canlılar sürekli değişen çevre şartlarına rağmen iç ortamlarını belirli sınırlar içerisinde sabit tutmak zorundadır. Okey biliyoruz. Hangileri homeostazi düzenleme amacı yapılan faaliyetlerdendir? Süper soru. Şimdi biz bu soruyu doğru şekilde cevaplandırdığımız zaman muhtemelen e, konuyu anladığımız anlamına gelecek. Hayvansal organizmalarda vücut sıvıların asit baz dengesinin ayarlanması. Zaten bizim direkt söylediğimiz kan pH örneği değil mi bu millet? Kampeş. Biri aldım. Biri olmayanlar gitsin. Diyeceksiniz ki hocam neden hani şık eliyorsunuz? Sonuçta siz bir sınava gireceksiniz. Ben size e, tabii konuyu anlatacağım ama soruları çözmek de konuyu bilmek kadar önemli bir meziyet. O yüzden. Devam. İkinci öncül. İnsanlarda yüksek sıcaklıklarda vücut sıcaklığının sabit tutulması için ısı kaybını arttıran düzenlemelerin devreye girmesi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hem konuyu hem soruyu siz ayarladığınız için e, şey o alakalı koymuşsunuz. Evet öyle oldu. <laughs> bu bahsettiğimiz şey terleme mekanizmasıdır. O yüzden kesinlikle dahildir yani bu da. Çünkü neydi? Ben vücudumu zorluyordum. Vücudum bir yerde ısı dengelemek istiyordu. O yüzden terliyordu, ter atıyordu. Anlaştık. Üçüncü öncüldeyim. Metabolizma sırasında oluşan zararlı atıkların sürekli olarak vücut dışına atılması. Kesinlikle homoestaziye katkı sağlar. Hatta homoestaziyi koruyan olaylardan bir tanesidir. Niye? Çünkü eğer amonyak falan içeride birikirse azotlu molekül içeride birikirse ağır sıkıntı yaratır. O yüzden üçü de aldık. Zaten cevabımız gelecek. Çöl canlılarının vücuttaki su miktarının korunması amacıyla terleme yüzeyinin azaltılmış olması. Evet bu da kesinlikle homeostaziyi sağlar. Hatta adaptasyona bile gidebilir bunun cevabı. Son iki sorumuzdayız millet. Çeşitli canlılar tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi katabolizma olayının örnektir? Katabolizma dediğimiz şey neydi? Yıkımdı. Büyük moleküllerden küçük molekül oluşumuydu. Konu tekrarımızı yaptık. Soruya geldik. Oksijenli solunum. Hmm. Hocam ben bunu hatırlıyorum. Zaten bu örnek vardı. Evet vardı. Neden? Çünkü glikoz. C6H12O6 Karbondioksit'e dönüyordu. Okey. Bunu aldım. Diğer şıklara bakalım. Fotosentez zaten sentez tepkimesi anabolizmadır. Protein sentezi amino asitlerden protein yapımı. Tabii ki sentezdir. DNA replikasyonu. Şimdi bu önemli. Çünkü bunu sorumuzun yazarı şey hani çok da kolay olmasın DNA sentezi olarak söylememiş ama bu işin sonunda DNA'ya oluşan nükleotitlerden bir DNA oluşumudur. Yani bir sentezdir. Burada da yine başka bir kelime seçimine gidilmiş. Sadece sentez kelimesinin ne anlama geldiğini bilerek elemeyelim diye. Üretim dediğimiz şey yine sentezdir. O yüzden cevabımız arkadaşlar aşk. Evet arkadaşlar hadi gelin son sorumuza gidelim. Bütün canlıların ortak özelliklerinden biri olan hücresel solunumla ilgili verilerden hangisi yanlıştır? Peki hücreye gerekli enerjinin üretilmesini sağlar. Gerekli enerjiden kastettiğimiz şey bizim neydi? ATP'ydi. Tabii ki ATP üretimi hücresel solunum sorumludur aşkı doğru. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon olarak üç farklı şekilde gerçekleşebilir. Tamam bu da doğru çünkü biz bunu konuşmuştuk hatta bazen oksijenli solunumdan sonra hani fermentasyon da gerçekleşebiliyordu aynı aynı zamanda aynı tepkime ilerleyişinde bu da doğru. Hücre içi veya dışındaki bütün anabolik ve katabolik reaksiyonların yani tamamının gerçekleşmesi için gerekli. Şimdi dışındaki demiş ya Burada benim bir sıkıntım var. Çünkü benim ATP molekülüm hücreden dışarı çıkamaz. E çıkamazsa ATP için gerekli olan reaksiyonlar yani ATP gereken enerji gereken reaksiyonlarda ben bunu kullanamam. Ha, bu noktada bu çok doğru olmadı. O yüzden hepsi için geçerli diyemem. D şıkkındayım. Organik bileşiklerin inorganik bileşikleri yıkılmasını sağlayabilir. Hadi gelin bunu konuşalım. Glikoz dediğimiz arkadaşımızın formülü neydi? C6H12O6. Bu organik. Hocam organik ne demek? Eğer bir yapının içinde karbon atomu varsa organiktir. Şimdi bomba hemen bunu söyleyip hemen direkt şeyi gelecek. Ee, yalan kısmı gelecek. Yani neden yalan söylediğimi açıklayacağım. Glikozdan karbondioksit oluştu. Karbondioksit dediğim şey inorganiktir. E hocam hani karbon içeriyorsa organikti. Maalesef karbon dioksit inorganik kabul edilir. O yüzden denizli şıkkı geçerlidir. Bitki ve hayvan gibi ökaryotik hücrelerde bir organel içine gerçekleşebilir. Hatta bu organel çok havalı ve müthiş bir organel olan mitokondri, mitokondridir. O yüzden kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız millet C almış. Canlıların ortak özellikleri kısmını bitirdik millet. Çok teşekkür ederim dersi dinlediğiniz için. Bundan sonraki kısımda da e, inorganik ve organik bileşiklerle devam edeceğiz. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.